Sevdiğim bir laf vardır sevgili dostlarım. O da şu. Eğer elinizde kullanabileceğiniz tek alet çekiçse, bütün sorunların çözümünü çivi çakmak olarak görürsünüz. Doğrudur bu. Bu bir psikolojidir. Eğer elinizde tek aletiniz çekiç ve bir sorun söylüyorlar, tamam getir çiviyi ben çakayım bunu diyorsun. O kadar. Yani. Ve bütün ufkunda buysa, zaten bundan başka da bir şey yapamazsın. Galiba Mısır'ın hali bu hallerdi. Niye? Bir defa 2013'te meşru bir yönetimi devirdi. Bütün dünya tarafından sarıldı, sarmalandı. Ekonomisi çöktü. Halkın felaket durumu vesaire. Ve sırtını dayayacak neresi var dedi. Zaten kendisini iktidara getirmiş olan iki ana güç var. Muhammed Mursi'yi istemeyen, Müslüman kardeşleri katlettiren vesaire, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan, onlara da sırtını dayayacak ve dayadı. Hatta Suudi Arabistan'a da ada verdi, ada. Mısır'ın egemenlik haklarındaki alanı içindeki iki adayı yanlış hatırlamıyorsam, resmen kimseye de sormadan, meclisten de geçirmeden falan öyle, ya Allah razı olsun bizi burada koruyorsunuz deyip Suudi Arabistan'a ada verdi bu. Halbuki biz bir kayalık yüzünden, Kardak kayalığı yüzünden biliyorsunuz Yunanistan'la kavga ediyorduk yani. Büyük kavga ediyorduk. Geçelim. Şimdi Sisi'nin hali bu. Sisi kendisini ayakta tutan mali açıdan. Ayakta tutan iki gücün bir kölesi olmuş gibi gözüküyor. Onlar ne derse onu bunu tehdit ediyor. Libya'yı tehdit etti mesela. Sonra yan çiziyor ha şimdi. Onu anlatacağım. Libya videosunda anlatacağım. Ama Libya'yı resmen tehdit etti. Hatırlayacaksınız. Bütün dünya ayağa kalktı Türkiye dahil. Sen ne diyorsun kardeşim? Ordunu Libya'ya mı sokacaksın diye. Biraz yan çizme var. Onu Libya haberimde izleyeceksiniz. Şimdi bir başkasını tehdit ediyor. Açık. Ve net, son açıklama, bu kelimenin tam anlamıyla Etiyopya'ya karşı aba altından sopa gösteren bir Mısır'la karşılaştık. Konuyu ısıtmamın nedeni bu. Biliyorsunuz, Rönesans Barajı, Mavi Nil üzerinde Etiyopya 4.6 milyar dolar bir harcamayla dev bir baraj yaptı. Nil'in o bereketli sularını biriktirecek, toplayacak, hem elektrik üretecek, ülkesinin bütün ihtiyaçlarını karşılayıp satacak dışarıya, hem tarımı patlayacak, hem gelişmesi patlayacak. Yani böyle bir Etiyopya ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin 60'lı yılların sonu, 70'li yılların başındaki o baraj hamleleri gibi ve bölgesel kalkınma hamleleri gibi bir Etiyopya var karşımızda. 50 yıl geriden geliyor olsun ama sonuç itibariyle geliyor. Etiyopya. Şimdi tabii o baraj yapılıyor, bitti. Ve Etiyopya önümüzdeki ay itibariyle o baraja, çünkü çok enteresan bir şey. Bu mevsim bizim için kurak bir mevsimdir, yaz ayları. Ama Etiyopya için yaz ayları ve özellikle Temmuz en yoğun yağmur aldığı ay. Müthiş yağmur yağıyor orada. Peki. Ve su toplayacağım dedi. Bu Nil Nehri'nde de barajın su toplaması iki ülkeyi ilgilendiriyor. Sudan ve Mısır'ı anlatıyorum. Zamanla herkes tabii alışacak bu soruna ama şimdi yeni başlayanlar için de anlatmam lazım. Bunlar arasında yıllardır görüşmeler sürüyor. Kimse Etiyopya'ya şunu demedi. Nil Nehri üzerine baraj kuramazsın demedi. Çünkü o bir egemenlik hakkı. Ama şunu dedi. Ve bence doğru da dedi. Bize de dediler çünkü. Atatürk Barajı nedeniyle, başka barajlar nedeniyle. Sınır aşan sularda sınırın merkezinde, suyun merkezindeki devletin aşağıdaki devletlere dönük, bağlantılı devletlere dönük bir takım yükümlülüklerinin olması çok doğal. Çok doğal. Peki bu çerçevede görüşmeler başladı. Görüşmelerin ana amacı şu,
Kardeşim sen bu barajı kaç yılda dolduracaksın? Nasıl bir debide dolduracaksın? Etopya diyor ki ben 7 yılda dolduracağım. Öbürleri de diyorlar ki hayır 12 yılda doldurman lazım. Çünkü 7 yılda doldurmaya kalkarsan bize gelen su yaklaşık %50 oranında düşecek. Ve bu da bizim özellikle Mısır'ın felaketi anlamına gelecek. Doğru. Hakikaten Nil Nehri'nin suyu %50 düştüğü an Mısır'ın 80 milyonluk nüfusunun başına ne gelir bilemeyiz. Şimdi bu görüşmeler Washington'da başladı. Orada burada falan bu ayda işte video konferanslarla birbirlerine girdiler ve anlaşamadılar. Ve Etiyopya dedi ki anlaştık veya anlaşamadık bana ne? Ben suyumu doldurmaya başlayayım. Anlaşma devamında gelirse gelir dedi. Şimdi bu Afrika'nın ortasında bir anda yepyeni bir askeri kavganın başlangıç noktasını işaret ediyor. Çünkü taraflar şu ana kadar Sudan, Mısır, Etiyopya hep söyledikleri şu. Evet biz yine masaya oturalım, yine konuşalım, bu meseleye barışçı bir çözüm getirelim falan filan. Ama ne? Ama durum vahim. Çünkü bir yandan da su tutma işlemi başlayacak. İşte Etiyopya'nın anlaşmayı beklemeden ve görüşmeler kesilmişken ben su tutacağım demesindeki ısrar oradaki siyasi ve askeri tansiyonu yükseltmiş durumda. Semih Şükrü, Mısır'ın Dışişleri Bakanı, Etiyopya'nın biliyorsunuz Mısır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu bu konuda. Dedi ki müdahale edin yani sizin sorumluluklarınızdan biri. Burada bir su meselesi var paylaşamıyoruz. Taraflardan biri sahip olduğu egemenlik hakkını aşırı kullanıyor. Siz bir an önce bu işe müdahale edin dedi. Etiyopya'da Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurusunu arkadaş sen bizimle görüşmek istemiyorsun, görüşmeleri kesmek istiyorsun, arkana başkalarını alıp benim üzerime geleceksin diye yorumladı. Şimdi Semih Şükrü diyor ki biz görüşmeden kaçmıyoruz ama yeniden de başlamasını istiyoruz ama sonuç itibariyle eğer başlayamayacaksa ve biz bir görüşme sürecini yakalayamayacaksak o zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devreye girmesini desteklemeye devam ediyoruz. Eğer Birleşmiş Milletler, şimdi artık buraya dikkat edin, burada iplerin koptuğu cümlelere doğru gidiyorum. Eğer Birleşmiş Milletler zeminli görüşmeler olmaz ve çabalar sonuçsuz kalırsa Mısır gereğini yapacaktır diyor. Şimdiki bir devlet bir devlete eğer sen şunu yapmazsan bana da bu kalırsa ben de gereğini yaparım diyorsa orada bir tehdit ahlakı ortaya çıkmış demektir. Devam ediyor Semih Şükrü. Etiyopya esnek değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu konuda sorumludur. Onları esnetme konusunda tek taraflı davranışlar son derece tehlikeli bir sonuç doğurur ve biz zaten diyor bak şimdi ikinci cümle. Biz zaten Mısır halkını bu barajın Etiyopya'nın doğal ve egemenlik hakkı olduğu konusunda ikna edemiyoruz diyor. Yani Mısır halkı arkadaş siz nasıl izin verdiniz bu barajın yapılmasına diye kendi devletine belli ki hesap soruyor ve biz diyor daha kendi halkımızı bu konuda ikna edememiş durumdayken bir de anlaşma falan olmazsa biz günü geldiğinde gereğini yaparız diyor Mısır. İşte bu bir tehdit. Bu tehdit niye biliyor musunuz? Bir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi devletler zaten Sisi'yi destekliyor. Ama daha vahimi bundan birkaç hafta önce orada Ömer Elbeşir diye bir adam vardı ve Türkiye ile ilişkilere önem veren bir zattı. Devrildi biliyorsunuz Sudan'dan bahsediyorum.
Şimdi öyle bir noktaya getirdiler ki işi zaten bugünleri planlayarak yapmışlar. Bir Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın kontrolü altına girmiş bir devlet. Ve esasında bu yönüyle muhtemel bir savaşın da tetikleyici unsuru olabilir. Niye? Şimdi buraya geliyorum. Niye? Çünkü eski yönetim sonuç itibariyle bu bir baraj tartışması ve bu barajdan Sudan'ın da bayağı bir faydalanması var. Daha önce aktarmıştım sulama vesaire nedeniyle. Pek Mısır'ın yanında yer alan, böyle Mısır'ı kollayan ve Etiyopya ile de dalaşan bir kimlik sergilemiyorlardı. Fakat o kimlik ortadan kalktı. Yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünde bir askeri rejim geldi oraya. Ve bu askeri rejimin en önemli isimlerinden birini biz Libya'dan tanıyoruz. Muhammed Hamdan Daglo. Bu askeri rejimin en tanınmış karakteri. Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalışıyor. Ve Libya'ya da nereden tanıyoruz? Libya'ya paralı asker devşiren ve hatta Sudan'ın iyi eğitim almış komandolarını da zaman zaman Libya'ya gönderen bir askeri yetkili olarak tanıyoruz bu şahsı. Tamamen Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la birlikte çalışıyor. Şimdi Muhammed Hamdan Dalgo 3 gün gitmiş Addis Ababa'da temaslar yapmış. Ve bu temaslar çerçevesinde de bir yere varmaya çalışmışlar. Ama bir yere vardıklarını kimse söylemiyor. Davayın bir şey oluyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed kendi ordu kurmaylarıyla dün çok uzun ve sonucu açıklanmayan bir toplantı yaptı. Bu toplantının medyaya yansıyan yüzünde detayları bilinmiyor ama Etiyopya açısından yeni savunma stratejisinin belirlendiği yönünde bir açıklama yapıldı. Yeni savunma stratejisi, Etiyopya ordusu falan filan. Şimdi bunların hepsi biliyorum. Bana da size de uzak diyarlar gibi gözüküyor ama çok yakında yakın diyarlar gibi olacaklarına da eminim. Tam bu toplantı sırasında bir şey oldu. Bir alarm işareti oldu. O da Sudan'ın doğusundaki Gadaralı eyaletinde sınırda Etiyopya askerleri girdi. Çünkü o bölgede iki tarafında da hem sınırlar tam çizilmemiş hem de iki tarafında da savaş lordları var, terör grupları veya aşiret grupları var. Onlar da birbirleriyle çatışıyorlar mütemadiyen. İşte o çatışmalara müdahil olmak amacıyla Etiyopya ordusu Sudan topraklarına girdi dün. Ve bir müddette ilerledikleri söyleniyor ve işin ilginç yanı Sudan ordusu müdahalede bulundu. Büyük bir çatışma olduğu söyleniyor ve o bölgenin askeri valisi açıklama yaptı. Sudan tarafında sadece bir yaralımız var dedi ve Etiyopya ordusunun o bölgeden püskürtüldüğünü de ifade etti. Şimdi bütün bunları şöyle bir yan yana koyduğunuz zaman bu bölge, yani sözünü ettiğim bu Nil Deltası veya işte Etiyopya, Sudan, Mısır üçgenini her geçen gün hızla artan bir biçimde manşetlere yaklaştığını görüyoruz. Manşetlere yaklaşıyor. Çünkü anladığımız kadarıyla diplomasi yavaş yavaş kesildi ve pek yakında o bölgede generallerin sesinin yüksek çıkabileceğini düşünebiliriz. Takibi aldık, iyi yaptık. Bunlar Türk kamuoyuna mutlaka aktarılması gereken, yarın bir gün bizim tabii orada acil müdahalelerimiz yok ama sonuç itibariyle bütün Orta Doğu dengelerini bir domino etkisiyle, domino taşı etkisiyle etkileyebilecek gelişmeler. O yüzden bakacağız.